Merhabalar. Kaş'a geldiğinizde Meis'e gidebiliyorsunuz bir alternatif olarak. Tekne turları var burada. Pasaportunuz ve vizeniz olması gerekiyor. Aklınızda olsun, Schengen vizesi geçerli olan tabii ki. Tekne turlarından biz şu anda biraz sallanarak çok hafif ilerliyoruz. Aslında deniz sakin görünüyor ama herhalde geçen gemilerin de etkisiyle. Kaş yerimizde ardımızda kaldı. Benim arkamda ise Meis görülüyor. Buradan baktığımızda tam biz o Kaş ve Göz'ün ortasından ilerliyoruz. Aslında Meis'i içine alan ve Kaş şeklinde neredeyse yarım bir hilal şeklinde. Oldukça güzel görünüyor eminim haritadan. Ama buradan da bakınca tam ortasından Meis'e ilerlemek ve bu kadar yakın bir adanın olduğunu bilmek enteresan. Yaklaştık. Yaklaşık yarım saat sürdü yolculuğumuz. Aslında bir jet ski atlasanız 10 dakikada belki de gelebilirsiniz süratle ama tabi arka taraf açık denize bağlanıyor. Biraz dikkatli olmakta da fayda var. Tur epeyce kişi taşıyor buraya. Şu anda evleri görebiliyoruz kıyıdaki. Şirin bir kasaba tadı ve dokusu veriyor bize. Birazdan tabi neler var hepsini beraber göreceğiz ama şunu söyleyebiliriz. Osmanlı döneminden kalma bir caminin olduğunu burada biliyorsunuz. 1500'lerden sonra 1915'lere kadar ben yanılmıyorsam Osmanlı hakimiyetindeydi, dönem dönem aralar olsa da. Dolayısıyla bu cami o günlerden kalma olduğu ifade ediliyor. Şu an iç kısmına giriyoruz. Hem bir küçük bir liman görüyoruz hem de limanda küçük restoranlar var. Beyaz doku hakim burada. Ama gelin hep beraber gezelim. Adalarından biriyseniz iletişim hiç kopuk değil. Bütün adaların birbirine ulaşımı çok kolay. Tıpkı arkamda gördüğünüz feri gibi. Rodos'tan geliyor. Hem yolcu hem buraya ulaşması gereken ticareti de sağlıyor aynı zamanda. Birçok şeyi getiriyor. Rodos bir merkez. Buradan Rodos'a gittiğiniz zaman yolcu da alıyorsa eğer oradan birçok noktaya da ulaşabiliyorsunuz. Ayrıldık küçük bir botla. St. George Beach'e gidiyoruz. Yunanca adı Aya Yorgi. Plaja oradan daha rahat girmek mümkün. Ulaşım 2 dakika buradan. Tam şu köşeyi döndükten sonra oraya ulaşmak mümkün. Meis Limanı'ndan ilerlediğinizde 2-3 dakika hızlı giderseniz, yavaş böyle keyif keyif giderseniz 5 dakikada buraya ulaşabiliyorsunuz. Yorgi denizin dibi cam gibi gözüküyor sevgili izleyiciler. Hakikaten suda gayet sakin, keyifli, daha içeride kalan bir koy. Burası böyle küçük bir adacık gibi. Hem denize girebiliyorsunuz burada hem bir şeyler içebiliyorsunuz, rahatlayabiliyorsunuz. Biraz ileride ise kilise var. Kilisede de kullanmak mümkün. Şirin, gayet keyifli bir yer burası. Meis'e geldiniz diyelim, romantik anlar oldu, evlenmeye karar verdiniz, hiç şey yapmayın, nasıl olacak demeyin. Arkamda gördüğünüz kilisede turistler bunu başarabiliyor. Birçok İtalyan'a, Avustralyalı'ya hem burada evlenmişler, düğünler oluyor, ani olması fark etmiyor. Hem de aynı zamanda
Vaftizler yapılıyor. 150 senelik bir kilise burası. Gayet de güzel. Yazın 12 adaları ziyaret etmek isterseniz Meis'te önemli bir durak oluyor ziyaretçilerine. Zaten tekneciler bir nevi bunu gerçekleştiriyor. Buraya geliyorlar, koyların içine yerleşiyorlar. Çünkü burada hem arka tarafına geçmek lazım hem önüne bakmak lazım Meis'in. Hem feriyle geldiklerinde de Meis'te keyifli vakit geçirebiliyorlar. Bir kere denizi muhteşem hakikaten. Hem kokusu hem doğası etkilememesinin imkanı yok. Fakat çok ilginç bir şey anlattı buradaki adalılar. Biliyorsunuz Suriye'deki karışıklıktan ötürü hem Türkiye'ye Suriyeliler sığınıyor hem de birçok çevre bölgelere dağılıyorlar. Ancak Kaş'a gelip yüzerek kış günü hamile kadınlar dahil buraya gelmişler, Meis'e çıkmışlar. Hem can simitleriyle, kimisi de normal yüzerek. Buradan da İtalya ve çevre bazı ülkelere dağılmışlar. Adalılar çok çok ilginç bir manzara izlediklerini söylüyorlar. 300'e yakın kişi bir anda denize atlayıp buraya kadar yüzmüşler. Yani Meis anlayacağınız sadece bir turizm beldesi olmaktan ziyade aynı zamanda mülteciler için de bir durak olmuş. İçerisindeki mavi mağaraya doğru ilerliyoruz şimdi. Biraz heyecanlı, suların çok yükselmeden oraya ulaşmamız gerekiyor. Çünkü girişi epey alçak olduğu söylendi. Bakalım bir hep beraber. Bizi götürecek kaptanla beraberiz şu anda. Ben biraz heyecanlıyım. Hoş geldin. Welcome. Thank you. My name Adonis. Adonis Patignotis. Uh-huh. Red boat in the Castellorizo. Going now in the Blue Cave, Mara. Mara'ya gidiyoruz şu anda diyor. Yes. I hope to go inside. I hope. Umarım içine girebileceğiz. Why? Yeah. Because today little water is up. In the water is up. Bugün su çok yüksek. Umarım içine girebiliriz diyor. Is there any chance to we cannot enter? I tried. But don't push. Hadi bakalım. Thank you. Biraz zorlayacağım diyor ama bugün hakikaten giremeyebiliriz içine. Sular yüksek diyor. Okay. Should I scare? Yes. Really? Why? No. I have a claustrophobia, you know. No. It's very nice. Very okay. Nice. Biraz korkmalı mıyım diyor. Birazcık diyor ama çok da fazla korkma diyor. Bakalım göreceğiz. Sevgili izleyiciler, hiç severek devam etmeyen bir yolculuk bu yani benim açımdan. Buraya girebilmek için mavi mağaraya eğilmemiz gerekiyor. Çünkü çok alçak. Kaptan bizi yönlendiriyor. Herkesin eğilmesi gerekiyor yeterince. Çünkü hem su yüksek hem de mağara çok alçak. Çok severek yaptığımı söyleyemeyeceğim. Hatta birazdan gözlerimi kapatacağım. Buraya niye mavi mağara dediklerine şaşırmamak lazım. Çünkü bu inanılmaz yerin içerisindeki su masmavi görünüyor. Kendiliğinden ışık oyunlarıyla mı bilmiyorum ama çok güzel görünüyor sevgili izleyiciler. Do you know any story about here? Yes. Welcome my house. Is this your house? This is my house here. Burası benim evim diyor. Ben burayı çok seviyorum. Bu arada bugün su çok yüksek ve bizi kırmayıp buraya getirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. I'm telling about this, you know how difficult to get difficult here. It's difficult to go inside today. Uh-huh. And water too much up.
Ya bugün normalde giremeyiz, çok yüksek. Only for you. For sadece you. Senin için ve kanal için bunu bugün yaptım diyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. 200 years before. 200 yıl önce. Is the fisherman. Fisherman. Balıkçılar. Parastas. Parastas come first time here. Ha, buraya geldiler diyor. After give the name Parasta. Parasta. Yes, but they give after the name Parasta. Change name because the blue tourist name from the people Blue Cave. Ha, önce Parasta ismini vermişler buraya balıkçılar geldiğinde ama daha sonralara turistler Blue Cave yani mavi mağara adını vermişler yes. buraya. So Blue Cave is the 150 meter. Burası diyor 50 metre ileriye kadar yes. gidiyor diyor. 40 40 metrede yüksekliği yes. var. 37 Bu genişliği de yes, 37 metre. And water 20 about. Ha, şeyde su da 20 metre diyor buradan yes. diyor. Yes, romantic. Aa, daha romantik yerleri varmış. Where? I come inside? Many, I come many times with my wife Christina. Christina, my wife, many times here. Eşim Christina ile buraya çok geldim diyor. Şurası çok romantik yerler olduğunu söylüyor. Sevgililer de, eşler de buraya geliyormuş bu romantik yerlere. Ondan da bahsediyor. Zaten 50 metre ilerisi yani 50 metre olduğunu söylemişti. Suyun dibi harika gözüküyor. Yani kelimeyle nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama burayı gerçekten görmek gerekiyor. Buraya geldiğimizde bu korkuyu yaşadığımızda da kendi adıma en azından değdi. Metre uzunluğundaki bu mağarada etkilenmemek yes. mümkün değil. I speak for you just to speak with Turkish people, all the Turkish people. Thank you, you're so kind. Here, give the one, speak all the people, love, many love from the island, Castellorizo with people to local here. Please come here, it's brother, no work, no problem, nothing. Love. Ben özellikle bugün Türk insanlarına konuşup onlara merhaba demek istiyorum diyor. Lütfen buraya gelin, buradaki güzellikleri yeah. görün. Burada ne korku var, ne kavga var, hiçbir şey yok. Burada sadece sevgi, güzel dostluklar var diyor. Okay. I explained. Thank you. Thank you very much. Meis Adası'nın tabii ilginç hikayeleri de var. Onlardan birini sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Uri Gül Hanım ve eşi var. Merhabalar. Merhabalar. Hi. Merhaba, hello. Tabii çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Ne kadardır buradasınız? 3,5 senedir buradayım. Uri Gül Hanım adanın ilk geleni herhalde değil mi? Evet. Nasıl oldu? Nasıl tanıştınız, evlendiniz? Ortak bir arkadaşımız tanıştırdı Kaş'ta. Uh-huh. 2 ay arkadaş kaldık. 3. ay evlilik kararı aldık ve İstanbul'da evlendik. Aa, ne güzel. Peki yaz kış buradasınız. Evet. Nasıl oluyor ada? Kışın biraz sakin oluyor. Sadece memurlar var, askeriyenin, doktorlar var, öğretmenler var. Hı-hı. Yazın sezon 2 ay, 2,5'u buluyor. Peki burası St. George Beach aynı zamanda sizin işlettiğiniz yer. İnsanlar burayı mesela niye tercih ediyor, neler yapıyor buralarda? Bu adanın en güzel plajı, zaten başka yok. Adanın da adası burası, küçük bir ada. Gelen Türkler beni görmek istiyorlar, tanışmak istiyorlar. Enişteyi görmek istiyorlar. Burada Türk yani. Menüsünden de faydalanabiliyorlar mı Türkiye'de? Tabii ki, gözlememiz var, sigara böreğimiz var. Oh maşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Thank you very much. Hani der
derler ya, doğru zamanda doğru yerde bulunmak diye. 1917 yılında eğer burada bulunsaydım hayatımı kaybetmiş olacaktım. Çünkü sevgili izleyiciler, 1917 yılında tam da burada işte bomba buraya düştü Birinci Dünya Savaşı'nda. Yazıyla işaretlemişler buraya, 1917 yılında bomba düştü diye buraları harabeye çevirmiş adeta. Arkamdaki okul da hasar görmüş ki bu okul sonradan restore edilmiş, hala kullanılıyor. Bu tarafta ise merkezde kullanılan tek kilise var. Meydandan aşağıya doğru indiğinizde sahile giderken dar sokaklardan geçiyorsunuz. Yer taşları oldukça eski. Duvarlar, sokağın duvarları beyaza boyanmış. Evler aslında rengarenk. Beyaz da var, mavi de var, kırmızı da var ama hem kapıları hem de evlerin kendisi oldukça eski ve estetik hakikaten. Sevgili izleyiciler, burası 1510'lu yıllarda Osmanlıların eline geçiyor. Ve 1900'lerin başına kadar hakimiyet Osmanlılarda kalıyor. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı sıralarında İtalyanlar, ardından İkinci Dünya Savaşı'nda da çok hasar görünce burası Yunanlara veriliyor. Esce una pattuglia in perlustrazione, no? Film 1990'lı yıllarda Oscar kazanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Tabii savaş konu olunca hem aşk hem karmaşa olmamasının imkanı yok. Mekansa burası oluyor sevgili izleyiciler. Mediterranean filmi, meşhur Oscar alan filmi işte bu meydanda çekiliyor. Harika bir gün geçirdik Meis'te. Mavi Mağara'daki korku dolu anların ama harika manzara da buna değerdi. Her şeyiyle de size hem tarihini hem de buralara neden gelmeniz gerektiğini anlattık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.